Evet sayın seyirciler, son düzlükteyiz. Canım benim, teşekkür ediyorum. Her oyun öncesi olduğu gibi. Tavla yerine koyabilir miyiz lütfen? Masanın altına, çok teşekkür ederim. Çikolata kazandım. Benim de çok güzel. Piyanoya mı baksak birazcık? Gelin ben sizi birazcık gezdireyim. Şuradan girdiniz mi hiç? Burası salonun yan kapısı, gelin. Işık odasını göstereyim mi size? Burası ışık masası, çok pardon. Şu gördüğünüz ışık masası dediğimiz şey. Burası da ses bölümü. Sesi de buradan yapıyoruz. Burada Mustafa arkadaşımız oturuyor. Burada Sibel arkadaşımız oturuyor. Şuradan da sahneye bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi salonumuz bu. Birazdan seyirciyi de içeri almaya başlayacağız. Efendim, bu Dürdane ablamız. Bizim mutfağımızdan sorumlu insan. Merhaba der misin? Merhaba. Tamam. Şimdi gidebilirsin. Bu da Anıl. Sizi Anıl'la da tanıştırayım. Anıl da bizim aslında her şeyimiz. Kostümümüz, aksesuarımız, her şeyimiz ondan sorulur. Sinirli halini görmeyin. Fuaya çıkalım ister misiniz? Burası bizim pasaj. Diğer taraf müdüriyetimiz. Gelin ben size orayı da göstereyim. Şimdi Özlem Hanım'ı yerinde rahatsız ettikten sonra, Özlem Hanım bizim müdürümüz. Yine bakalım dışarıda seyirciler nasıl? Ama çok özür diliyorum, burada birisini atlamayalım. Tiyatroyla kendisi, tiyatrodan daha büyük bir insan. Merhaba demek ister misin? İstanbul'da tek kalan zanaatkar. Olur mu canım? Öyle gerçekten. Burası tiyatronun önündeki alan. Oyun arasında insanlar burada dinlenip, keyif alıp, çay içerek oyun hakkında sohbet edebilirler efendim. Gördüğünüz gibi seyircilerimiz geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, yavaştan biz de içeri girelim. Bu duvarları çektiniz mi siz daha önceden? Bakın. Çekin o zaman efendim. Bu duvarlar bizim tiyatromuzun daha önce oynamış olduğu oyunlar ve onların fotoğrafları. Bu Tilbe Saran, gördüğünüz gibi Cesaret Ana ve Çocukları, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği bir oyun. Bu da 12. gece. Değerli aktör arkadaşlarımız şurada, bakın. Sarp Beyefendi var efendim. Kendisi bu oyunda yer almadığı için bugün burada yok ama Sarp Beyefendi çok özel bir insandır efendim. Kendisini çok seviyoruz. 12. gece. Bütün bu fotoğrafları çeken Banu Kaplancalı hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz efendim. Kendisi çok önemli ve güzel fotoğraflar çeker. Bakın, Titus Andronikus oyunundan Serkan. Yine Titus'tan bir fotoğraf. Bu da 12. gece. Bu da çok önemli bir oyundur. Yavuz Pekman'ın uyarladığı, Ayşe'nin Şanlıoğlu'nun yönettiği Süleyman ve Öbürsüler, Max Frisch'in bir oyunu. Çok güzeldir. Gördüğünüz gibi Serkan. Bu da şuradaki Sarp galiba. Bu efendim, bu Cimri. Tansu Biçer'in yönettiği Cimri oyunu. Molière'in Cimri'si. Serkan'ın sahnedeki bir anı. Parasını kaybettiği an. Gördüğünüz gibi. Bu da geçen sezon oynayan ama bir süre ara verdiğimiz Semaver ve Kumpanya oyunu. Sait Vay'ın öykülerinden Yavuz Pekman'ın yaptığı, uyarladığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği bir oyun. Bu oyunu yine yakın zamanda, ben ilerleyen süreçte oynayacağız en azından, onu söyleyebilirim. Meraklıları gördünüz mü? Bin Fazla'nın portresi ve Sezin. Fotoğraflar, çerçeveler biraz yavuk ama kusura bakmayın. Burası bizim kafeteryamızın minik mütevazı kantini. Mutfağımızı ziyaret edelim yine. Bakalım oyun başlamadan önce neler olmakta? Kaç dakika var oyun başlamasına bakıyoruz.
mutfaktan gördüğünüz gibi yüksek yüksek sesler geliyor efendim. Ve Anıl, tavlada yenilmenin nasıl bir şey olduğunu bize anlatır mısın? Ve Murat abini yenememenin. Artık onu anlatacak kelimeler bulamıyorum abi çünkü. Bundan önce biz de maç izliyoruz. Biz de izleyebiliyoruz. Bakın orada maç izliyorlar. Şimdi kulise iniyoruz. Salona seyirci almadan önce sizi tiyatronun en mahrem yerlerine götüreceğim. Erkekler kulisi burası. Gelin. İçeri bir göz atın. Aa, mikrofon. Ahmet hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Sen de bir... Ben Ahmet, Cimri'de oynuyorum. Evet. Jack Usta'ya hayat veriyorum. Can ne lan bu? Can ne yayın? Evet Ahmet. Ya... Şimdi müsait mi bakalım? Müsait mi? Kızlar müsait misiniz? Efendim buyurun. Sizi oyundan önce kuliste kızlarla tanıştırmak istiyorum. Selen hanımefendi gördüğünüz gibi. Burada da... Payım Madonna'mız Sezen Hanım efendim, bakın oyundan önce kendisi böyle. Oyundan önce kendisi çok sakin olur. Yani sahnedekiyle aynı değil efendim, gördüğünüz gibi bir aktör böyle hazırlanıyor. Heyecanlı mısın? Yok değil. Evet değil. Gördüğünüz. Ama tam çıkarken heyecanlanıyor. Siz onu sahneden önce çıkmadan tam adım attığından önce görürseniz o zaman çok fena oluyor. Heyecanlı acayip oluyor. Burada Cansu Hanımefendi var. O da az önce kameramızdan kaçan ama şu an makyaj yapan. Şu hallerin, ah iğrençmiş. Evet, niye bana da geldi ya? Ama şekerim, içeride kamera varken sen de yüzünü bu hale getirmeseydin. Efendim kızlar kulisini rahat bırakalım, çıkalım. Ben de gel tanıştırayım seni. Tanıştın mı sen? Tanıştım, Emirhan. Emirhan değil ya, kameraya kendini tanıtacaksın. Ne yaptığını söyleyeceksin burada. Ha, Ece ben. Merhaba. Ece ben. Efendim Ece de bize her konuda yardımcı oldu. Sağ olsun. Ece'cim teşekkürler. İçimiz açıldı. Size oyundan önce bir de gelin sahne arkasını göstereyim. Tam perde arkasını. Gelin sahneye çıkalım. Halimiz son hali. Sessizlik. İyiyim be. Yüzünüz. Az önce de kendimi tanıttım keşke. Ahmet iyiyim. İyiyim, çok iyiyim. İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Peki, artık oyuncularımıza rahat bırakalım. Çıkalım. Yolu var.
21 yıldır Serkan'la. 21 yıldır doğum günlerimizi beraber, kutluyoruz. Aynı gün doğduk. 21 yıldır beraber tiyatro yapıyoruz. 21 yıldır hayat paylaşıyoruz. İnşallah 21 yıl, 50 yıl. İnşallah daha uzun bir günler yani. Daha 21 ne ki ya daha? Şey değil. Ama şey kaç? 25 miydi yaş? 23. Sen 23, sen ben 27 oluyorum o zaman ama. Aa, çok yaşlanmışım. Hadi seviyorum seni.